Aleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri. Yeni bir Saadet-i Dairen programıyla daha karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Özkan Yaman hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Hocam bu haftaki konumuz Ramazan ayı ve aile üzerine olacak. Malumunuz birinci bölümümüz Kur'an ve sünnette aile olarak başlıyoruz ve bir ayet paylaşıyoruz. Ben paylaşayım hocam izninizden. Bismillahirrahmanirrahim. Ahzab suresi 35. ayette. Mealen, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlara Allah büyük bir ödül hazırlamıştır, buyuruyor Rabbimiz. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii yaklaşmakta olan Ramazan ayını da tebrik ediyorum bütün izleyicilerimizin ki inşallah pazar günü ilk sahura kalkacağız. Rabbim hepimizi Ramazan'a eriştirsin. Buraya kadar inşallah Yetirdi. Ramazan'a da eriştirsin. Kadir gecesine ve bayrama da kavuştursun inşallah. Şimdi madem Ramazan ayı geldi, dolayısıyla Ramazan ayı ve aile arasındaki alakayı konuşmamız lazım. Ki alaka demeyelim. Zaten her aile yılda bir Ramazan ayına misafir oluyor. 11 ayın sultanı da onlara misafir oluyor. Şimdi dolayısıyla İslam toplumunda ailenin belki de köklerinde, ailenin kodlarında en önemli dayanaklardan bir tanesi Ramazan orucudur. Evet. Ya oruç çok çok önemli. Çocuk terbiyesinde çok önemli. Eşlerin unuttuklarını tekrar hatırlaması için, kazanması için çok önemli. Neden bahsediyoruz? Mesela sabır, değil mi? Tahammül. Bunu kazanmalar için çok çok önemli. Unutulan fakirler, muhtaçlar, yoksullar, değil mi? Yardıma muhtaç olanlar. Bunları hatırlamak için oruç çok önemli vesaire. Şimdi geleceğiz onlara. Ayet-i Kerime, Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi bir anlamda yani Kur'an'ı veya Müslüman'ı özetlemiş gibi. Değil evet mi hocam? Yani hem erkek hem kadın diye ayrı ayrı da zikrediyor. Nereden başladı en başta? Müslümanlıktan başladı. Evet. Değil mi? Müslüman erkek ve kadınlar. Olmazsa olmaz. Sonra derece derece. Sonra mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet eden erkekler, ibadet eden kadınlar, artık namazla, zikirle vesaire. Özü sözü doğru erkekler, yani sadık olan, sadakatli olan erkekler, sadakatli kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, yani huşu duyan erkekler, huşu duyan kadınlar, yine Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan ve oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Bu sıralamada bu da sayılmış. Tabi o da geldi. Bakın ibadet edenler dedi ama orucu da ayrıca zikretti. Evet hocam. Orada bir hassasiyet olduğu belirginleşmiş. Kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlara Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bütün bunları Ramazan ayında zaten kişi ne yapmış oluyor? Hatırlamış oluyor ve yapmaya çalışmış oluyor. Yani sabrı hatırlıyor, ibadet, bakın hepsini Ramazan ayı içinde sayabiliriz. Yardım yapan, değil mi? Özü sözü doğru, iffetlerini korumak, Allah'ı çokça anmak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de üzerinize yazıldı diye emredilen namaz var. Başka? Oruç var. İşte yine diğer ayet-i kerimelerde cihat var, kısas var. Şimdi üzerinize yazıldı ne demek? Yani bu sizin için bir borçtur. Bunu mutlaka ödeyeceksiniz. Bunu mutlaka Ramazan ayında yerine getireceksiniz. Bunu, hani bunun da lamı cimi yok yani, öyle söyleyeyim. Mutlaka yapacaksınız. Şimdi ailede biz en çok hangi sorunu işitiyoruz?
öfke kontrolü, öfkelenmek değil mi? Kadın öfkeleniyor, bağırıyor, kızıyor, erkek buna tahammül edemiyor ve erkek öfkeleniyor, işte eşine artık vuruyor, dövüyor, neyse öfke. Yani şu anda en büyük problemlerden bir tanesi öfkedir. Gerginlik, işte evet. tartışma, bunlar hepsi öfkeyle alakalı. Şimdi peki öfkeyi kişi nasıl yener? Öfkeyi kişi nasıl yener? Hadis-i Şerif bize bir şeyler söylüyor değil mi? Evet. İşte abdest almak diyor, evuzu besmele çekmek diyor, ayaktayken işte oturmak diyor vesaire. Şimdi öfkeyi bunlarla yeneriz ama öfkenin asıl kaynağı ne? Yani şu günümüzdeki öfkenin asıl kaynağı nefsimizin taşkınlıkları. Yani nefsimizin serkeşliği, yani böyle heva ve hevesine düşkünlüğü, benim dediğim olacak tavrı, yani benlik, bencillik, bunların hepsi nefisle alakalı. Nefisle alakalı. Sen nasıl bana bunu söylersin? Neyle alakalı evet. bu? Nefisle alakalı. Yani sen benim izzeti nefsimi nasıl kırarsın? Sen nasıl bana bunu dersin? Bunlar hep nefisle alakalı. Peki nefsi nasıl terbiye edeceğiz? Yani şimdi düşünün, saat Ramazan ayında ikindi vakitleri. İkindiyi biraz geçen saatler. Mesela 5-6 diyeyim 5-6. Ne evet. oluyor? Müslüman nasıl oluyor o saatte? Hamur gibi oluyor değil mi? Böyle evet. kıvamına geliyor. Evet. Artık kuzu gibi oluyor. Evet. Mülayim oluyor. Niye mülayim oluyor? Nefsi kaldı mı nefsi? Nefis kalmadı ki. Evet. Nefis de bağıramıyor artık. Nefis çöktü böyle. Ezildi, kapandı. Evet. Ondan sonra ne kadar da sakinleşiyor. Hani sen daha önce bağırıp çağırıyordun. Şimdi bağırmıyorsun. Niye bağırmıyorsun? Çünkü nefis ne oldu? Terbiye olmaya başladı. Okuyoruz değil mi? Nefis neyle terbiye oluyor? İşte açlıkla terbiye oluyor. Şimdi dolayısıyla ailedeki öfkeyi, öfkeden kaynaklı tartışmaları, öfkeden kaynaklı o gerilimi, işte birbirini üzmeyi, kırmayı, vurmayı, neyse bütün bunları biz Ramazan ayında işte o nefsimizi terbiye ederek, nefsimizin burnunu bükerek, işte sabır ve tahammülle öğreniyoruz. Evet. Yani Ramazan ayı bizi terbiye ediyor kısaca. Evet. Bizi derken hem şahsımızı terbiye ediyor, hem ailemizi terbiye ediyor, hem toplumumuzu terbiye ediyor. Terbiye ediyor. Nefsimizi terbiye ediyor. Dolayısıyla ailedeki problemlerin çözümünde bir ilaçtır Ramazan ayı. Doktorlar aile sorunları olanlara bir aylık Ramazan terapisi, bir aylık Ramazan ilacı, bir aylık Ramazan orucu yazmalılar. Evet. Yazmalılar derken Allah yazmış zaten. Evet. Değil mi? Rabbimiz yazmış bu ilacı. Evet. Bu ilacı alacağız yani. Bu ilacı aldığımız zaman göreceğiz ki biz tedavi olmaya başlamışız. Hangi hastalıklarda? Değil mi? Öfke hastalığına tedavi olmaya başlamışız. Üzme, kırma, nefsimize uyma hastalığına tedavi olmaya başlamışız. O zaman ailemiz de ıslah olur. Ailemiz de yoluna girer. Şimdi aile de sadece öfke de değil, yani öfkeyi kontrol etmek de değil. Ya şimdi Ramazan ayında bir disiplin var, öyle mi? Yani işte şu ezan okunmayana kadar içemezsin, yiyemezsin. Şu ezan okunmayana kadar. Bakın o ezana odaklı bir mevsim bu Ramazan ayı. Aileye şunu söylüyor bu. Ya bak sen kendini şu an neye göre ayarlıyorsun? Şu an kendini mecburen ezana göre ayarlıyorsun. O zaman normal zamanda da ezana göre ayarla. Evet. O zaman normal zamanda da Kur'an'a göre ayarla. Hmm. Sünnete göre ayarla. Şimdi Ramazan bir ayarlama mevsimidir. Biz kendimizi bir şeye ayarlıyoruz. Kurma diyorduk. Kurma mevsimi. Kendimizi yani. İftara göre kuruyoruz. Saati kurmuyoruz. O zaten okunacak. Onu biz kurmuyoruz onu. Evet. Biz kendimizi kuruyoruz. Kendimizi nereye göre kuruyoruz? Şeye göre, iftara göre kuruyoruz. Şimdi normal zamanlarda saati kurarken Ramazan ayında Ramazan bizi kuruyor. Evet. Dolayısıyla bu kurma, bu ayarlama Ramazan'la beraber artık ömür boyu sürmeli hayatımız. Ramazan'ın sonrasına da tabii, bunun devamı gelmeli. Tabii. Şimdi yine Ramazan ayında oruçla beraber gelen en önemli şey, oruç bilinçaltına yerleşen en önemli şey açlığın hatırlattığı hususlardır. Evet. Açlık insana öyle bir kitap okuyor ki insana, okuyor sürekli, bizim içimizde okuyor. Ya diyor ki ya şu anda bak daha önce hatırlamadığın nice açları hatırlamaya başladın.
Yani sen şu an suyun kıymetini daha iyi anladın da bu suya ulaşamayan niceleri var. Yeah. Sen şu anda ekmeğin ne kadar tatlı olduğunu anladın. Yeah. Şu an daha önce yemekler bu kadar tatlı değildi. Bak iftarda ne kadar tatlı geliyor. Yeah. İftarda ne kadar tatlı geliyor. Şimdi normal zamanlarda hani doymaya odaklısın belki ama Ramazan ayında artık onun tadını ne yapıyorsun? Hissediyorsun, tadını alıyorsun. Ya bunun tadı ne güzelmiş de bunu tatmayan niceleri var. Bunu tatmayan niceleri bir var. Bir farkındalık da oluşturuyor. Farkındalık var. Ya Allah Allah. Ya benim bir komşum vardı. Onlar acaba iftar yaptılar mı? Hmm. Onların şu anda evinde yiyecek bir şey var mı? Ben bunu yiyorum da. Veya benim işte şöyle tanıdıklarım var filan gibi. Veya dünyanın farklı yerlerinde böyle yardıma muhtaç olan, gıdaya muhtaç olan insanlar var. Sorusu aklımıza da gibi. İşte Ramazan okuyor. O oruç sana sürekli bunları bağıra bağıra söylüyor yani. Hmm. Oruç sana bağıra bağıra söylüyor. Bu çok önemli. İşte o aşırılıklarımız, o bencilliklerimiz, kendimizi beğenmişliğimiz, efendim böyle kimseyi takmayışımız, umursamayışımız, yani sanki dünya benim içindir. Hani çocuklarda bir şey var ya belli bir yaşa kadar. Ona hoş bir kelime değil ama telaffuz edelim. Egosantrik diye bir şey var. Nedir o? Çocuğun dünyayı sanki kendine hizmetçi zannetmesi. Hmm. Bu olmalı yani bir yaşa kadar. Ama bir yaştan sonra ne yapması lazım? Çocuk bunu atması lazım. Bunu atmazsa ne olur? İşte bir ortaya narsist böyle bencil tipler çıkar günümüzde olduğu gibi. Günümüzde inanın modernizm herkesi çocuk yapıyor biliyor musunuz? Herkes çocuk. Çocuk neydi? Çocukta ne var? Egosantrik var. Yani. Ne demek? Dünya benim için zannediyor. Dünya benim için var. Evet. Herkes bana hizmet etmek zorunda. Evet. Annem bana hizmet etmek zorunda. Hmm. Bağırır bir de. Nazım ya ağlıyor değil mi? Getir şunu niye getirmiyorsun? Söyle bana hizmet. Derdi. Sen kimsin diyor. Sen bana hizmet etmek zorunda. Çocuk bunu söylüyor annesine. Bağlayarak, bağırarak bunu söylüyor. O psikolojide. Tabii öyle yaratılışı öyle. Evet. Yani herkes bana hizmet etmek zorunda. Yani benim uykumu, benim gıdamı neyse hepsini düzgün ayarlayacaksınız kardeşim. Hmm. Bana hizmet edeceksiniz. Buna ne diyoruz? Çocuk için egosantrik diyoruz. Ego. Daha sonra bu ego. Şimdi çocuk bunu atmazsa bir yaştan sonra bu onda kalırsa aynı şu an günümüzde olduğu gibi hani diyoruz ya, egosu şişmiş insanlar, egosu büyük insanlar. Günümüzde de herkes artık yavaş yavaş öyle. Kardeşim o bana hizmet edecek. Hmm. Siz benim şu ihtiyaçlarımı karşılayacaksınız. Şimdi Ramazan ayında ne oluyor? Bu ego düşüyor. Düşüyor. Bu ego düşüyor. Yavaş yavaş demek ki çocukluktan da insan ne oluyor? Kurtuluyor. Çocukluktan kurtuluyor. Yani, hayır kardeş, dünya bana hizmet etmek zorunda değil. Dünya beni sırtına taşımak zorunda değil. Yani benim birilerinin sırtını taşımam lazım. Benim böyle bir yüklenmem lazım. Benim sırtımda bir emanet olması lazım. Dolayısıyla Ramazan ayında işte o hani tuğyan diyebileceğimiz o azgınlığımız, o isyankarlığımız, o serkeşliğimiz, o böyle başıboş yaşama meylimiz, o böyle sanki herkes bize hizmet etmeli düşüncemiz Ramazan'da dökülüyor. Dökülüyor. Ramazan'da dökülüyor. O zaman ne oluyor insan? Ramazan'da insan oluyor. İnsan oluyor. Çünkü bakın o açlık terbiyesi. İnsana dönüşüyor. Tabii. Evet. Bir de bakın esas olan aç kalmak değil. Esas olan aç kalmak. Niçin aç kaldığınız? Niçin aç kaldığınız? Niçin aç kaldığınızla beraber gıda olduğu halde, imkan olduğu halde sizin aç kalmanız. Şimdi bunları bir araya getirelim. Birlikte düşünelim. Yani siz işte dendi ki size bu akşam saat işte 8'e kadar aç kal. Sana bir şöyle bir 500 lira vereceğim. 500 lira vereceğim veya 1000 lira vereceğim. Bu aç kalmak ayrı bir aç kalmaktır. Bu farklı bir şey. Bu aynı şeyi söylemez size. Az önce anlattığımız manaları söylemez. Bu söylemez. Fakat ben işte inandığım bir Allah bana bunu söylüyor dediğiniz zaman ortaya çok daha farklı bir mana çıkıyor. Çok daha farklı bir tablo çıkıyor. Nasıl bir tablo bu? İnandığım Allah bana diyor ki saat 8'e kadar yeme. Ha, inanın bu imanı öyle bir kuvvetlendiriyor ki. Evet. Hani yakin diyoruz değil mi? Elmel yakin, böyle aynel yakin, hakkıl yakin diye sayıyoruz. İmanın şeyleri var. Sizin imanınızı öyle yüceltiyor, öyle yükseltiyor ki ya ben şu anda görmediğim Rabbim, şu anda beni yaratan Rabbim bir şey diyor. Ben ona uyuyorum. O dediği için aç kalıyorum. O zaman o dediği için şunu da yapayım. Yani o zaman sadece o dedi aç kalmak değil. Yani şimdi bakın
Ramazan okuyor dedik ya, size okuyor sürekli Ramazan. Akşama kadar size öyle güzel şeyler okuyor. Dolayısıyla onun okuduğu şeylerden bir tanesi de imandır ailede, özellikle ailede. Emanet, ya Rabbim bana bunu emanet etmiş. Bana bunu emanet etmiş. O zaman Rabbim bu emanetle ilgili bana ne söylüyorsa onu yapayım. Yani nasıl ki bana söylediğini yapıyorum şu anda. Yapabiliyorum. En zorudur bu. Bu yani nefsim için en zor, bunu yapabiliyorum. O zaman diğerini de yapabilirim. Diğer söylediklerini yapabilirim gibi size bir irade katıyor. İrade katıyor, iman katıyor. Yani o yüzden bakın Hazreti Şerif'te okuyoruz değil mi? Kim sevabını, ki okuyacağız. İstersen hadisle devam edelim. Hocam geçelim. Kur'an ve Sünnet'te bölümümüzün bir de hadis kısmı var. Evet. Hocam hemen paylaşayım. Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Evet, Ramazan ayında çoklarının böyle çokça konuştuğu bir hadis-i şerif de birileri sürekli bunu sağa sola çekmeye çalışır. O kadar güzel bir ders vardır burada. Yalnız az önceki hadis-i şerifi söyleyelim, sonra gelelim. Buyurun buna. Hocam. Kim Ramazan ayında sevabını Allah'tan umarak, değil mi, sabrederek oruç tutarsa Allah ona nice mükafatlar hazırlamıştır. Yani günahlarını affeder. Değil mi? Bu okuyoruz bunları. Veya işte Reyyan kapısı diye bir kapı var. Sadece oruç tutanların girebileceği, oruç tutanların çağrıldığı bir kapı var cennette. Sadece oruç tutanlar çağrılacak o kapıdan. Demek ki oruç tuttuğumuz zaman o kapıdan girme şansımız büyük, fazla yani. Veya biz diyeceğiz ya Rabbi valla sen peygamberin dedi ki yani böyle bir kapı var, Reyyan kapısı, oruç tutanlar o kapıdan cennete çağrılacaklar. Biz de tutmuştuk diyeceğiz. Yani hani bunu bir borçtur. Evet, ödememiz gereken bir borçtur ama Allah-u Teala böyle bir mükafat da söylüyor. Evet. Şimdi Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır. Ne demek cennetin kapıları açılır? Hadi şöyle ufak bir müzakere yapalım. Evet. Yani ne anlıyoruz mesela? Cennetin kapıları açılır deyince ne anlaşılır? Sen mesela ne anlıyorsun cennetin kapıları? Hemen doğrudan bir kapı mı anlıyoruz yani bunu okurken? Cennete giden yol açılır. Ha? Bu kadar basit ya. Evet. Bunu herkes anlar. Yani bunu böyle doğrudan düz mantıkla, yani böyle sanki mecaz falan yokmuş gibi öyle. Cennete giden bütün vesileler ne mesela, cennete giden vesile? Kişi cennete ulaştıran şeyle yollar neler? Ya bir fakire yemek getirmek. Evet. Açılır. Ne demek bu? Demek ki Ramazan'da insan bir fakire daha kolay yemek yedirir. Daha içten, daha iyi bir motivasyonla, yani bir iradeyle, niyetle daha kolay yedirir Ramazan ayında. Bundan zevk alır ve evet, buna daha kolay kendini hazırlar. Yani cömertliğimiz daha safiye ulaşıyor. Bu kişiyle alakalı olmaktan öte Allah diyor Ramazan ayında kalplerinize bunu verir. Evet. Kalplerinizde bunu verir. Yani oruç tutan kimseye Ramazan ayında bir iyilik yapma şeyi verilir. Evet. Hissi mi diyelim? Yani onu cennete çekecek bir, evet, bir vesile enerji verilir ona. Şey, evet. Ya kardeşim gelsene. Gel şunu yap ki gir buradan. Gel hadi gibi. Bir teşvik var. Tabii sürekli o kapıdan çağrılır. O hadis-i şerifi buraya bağlayalım. Hani Reyyan kapısından çağrılır. Değil mi hadiste? Evet, evet. Yani Ramazan ayında sürekli oruç tutan insanlara sanki cennetten bir davet yapılır. Gel şu işte efendim hayrı yap, gir gibi ve o insan daha kolay girer. Daha çünkü bir çağrı var. Ve gulliqat ebvabu cehennem, ve cehennemin kapıları kapanır. Yani cehenneme götürecek fiiller artık azalır. Evet. İnsan ya yapamaz, yapası gelmez. Kapı kapalı. Kapı kapalı. Ve sülsileti şeyatin, ve şeytanlar zincirlere vurulur. Yani şeytanlar eskisi kadar insanları kolay kolay kandıramazlar. Aldatamazlar. Hadi gel ya şurada işte bir kumar oyna, hadi gel şurada bir içki iç, hadi gel şuna tokat at, hadi gel şuna diyebilir ama etki edemez. Bu yollar azalır. Azalır bu yollar. Hatta ilginçtir. Mesela Ramazan ayında hastanelerde sayı diyorlar çok çok düşüyor. Hastanesi söylüyor doktor, tabii çok doktor söylüyor. Yani normalde çok çok kalabalık iken hastane koridorları, randevu şunlar bunlar ama Ramazan ayında çok düşüyor. Niye? Çünkü hem günahlar azalıyor hem de Allah-u Teala Ramazan'a işte rahmetiyle öyle bir bereket veriyor. Yani öyle bir şifa. Şimdi
Ailede öfke kimden? Öfkelenmek? Şeytandan. Şeytandan. Öfkelenmek şeytandan. Peki şeytanlar zincire vuruluyorsa? Öfkemizde olmuyor. Öfke azalıyor. Azalacak veya ayrı azalıyor. Az önce hani nefisle alakasını kurduk. Bir yerde de neyle alakalıymış bu? Şeytanla alakalı. Evet. Şeytanlar zincire vurulduğu için öfkelenemiyorsun. Şeytanlar zincire vurulduğu için artık bencilliğin o kadar yok. Şeytanın zincire vurulduğu için artık nefsinin peşinde değilsin o kadar gibi. Bakın burayla da alakalı. Evet, devam edelim. Hocam, ikinci bölümümüz kulağa küpe. Güzel söz bölümümüzün ismi. Konumuz Ramazan ayı ve aile olarak devam ediyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bir ifadesi. Orucun bazı zorlukları varsa da yüzlerce çeşit hüneri de vardır. Oruç şeytanı ve nefsi güçsüz ve etkisiz hale getirir. Maddi ve manevi açıdan temizliği gerçekleştirir. Gönlü bedeni isteklerin tahakkümünden kurtarır, nefsi kirlerinden arındırır, ruhu özgürleştirir, gönül gözünü açar, manevi görüşü arttırır, sabrı öğretir, bedeni hastalıklardan korunmanın yollarını öğretir, insanın insanlığı olgunlaşır, manevi rızıklara ulaştırır, Allah'a yakınlaştırır diyor. Evet, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Yüzlerce çeşit hüneri dedi, değil mi? Orucun yüzlerce çeşit faydası vardır. Bunlardan bazılarını saymış. Şeytanı ve nefsi etkisiz hale getirir. Ya, güçsüz hale getirir. Güçsüz ve etkisiz. Tabii, maddi ve manevi temizliği gerçekleştirir. Maddi temizlik işte bedendeki hastalıkları azaltır, kırar. Yani bugün Japon bilim adamı neydi o? Geçen konuğumuz da söylemişti. Oruçla beraber vücuttaki o detoks etkisi dedikleri, yani o zararlı toksinler atılıyor. Hatta bir takım kanser hücreleri o açlıkla beraber ölüyorlar. Yani oruçla. Bu yüzden mi rahmet ayı diyoruz acaba hocam? Ya o bir yönü tabii. Yani maddi manevi temizlik işte günahlar affediliyor. Evet. Gönlü bedeni isteklerin tahakkümünden kurtarır. Bedeni istekleri işte o iştah diyoruz, değil mi? Nefsi kirlerini arındırır, ruhu özgürleştirir. Özgür olan bir ruh diğer insanları düşünür, başkalarını düşünür. Gönül gözünü açar, manevi görüşü artırır, sabrı öğretir. Şimdi alimler bu sözleri nereden? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden alıyorlar. Sünnet-i Seniyye'den alıp söylüyor. Kur'an'dan alıp söylüyor. Keşif ile söylüyor. İlham ile söylüyor. Sırlar, nice sırlar var. Dolayısıyla alimlere kulak vermek Ramazan ayı için çok önemli. Ailede iftarın, sahurun aileye kattığı o disiplin, az önce söylediğimiz şey, o aileye verdiği nizam, intizam, düzen, ailedeki taşkınlığı, birbirine karşı o gerilimi, gerginliğin hepsini ne yapıyor? Bir yerde azaltıyor. Tekrar söylemiş olalım. Evet. Teşekkür ederiz. Hocam, üçüncü bölümümüz. Bir kural, bir düstur. Ramazan ayı ve aile olarak devam ediyoruz hocam. Burada da 5 kuralımız var. Konumuzu özetleyecek kurallarımız. Bunları sıralayayım. Taat, terbiye, tilavet, tevbe, tasadduk olarak 5 maddemiz var. Evet, 5'te hani çok farklı şeyler de söylenebilir ama Ramazan bir taat ayı. Yani Kur'an ayı, oruç ayı ama aynı zamanda taat diyoruz. Bunların hepsi zaten taat. Taat ne demek? Allah'a kulluk. Yani ibadet ayı. Yani Ramazan'da en çok yapılması gereken şey para kazanmak değil, en çok yapılması gereken şey dünya işlerinde çalışmak değil. En çok yapılması gereken şey taat. Yani artık secdeleri artırmak, rükûları artırmak, zikri artırmak, şükrü artırmak, duayı artırmak, işte kıyamı artırmak, efendim hatırlatmayı artırma vesaire, taati artırmak Ramazan ayında. Ramazan bir taat ayıdır. Niye? Bir yerde Ramazan'ın her bir günü, her bir saati normal günlerden çok daha fazla sevap kazandırıyor. Yani siz normal bir zamanda işte Kur'an için her bir harfine 10 sevap alıyorsanız, Ramazan ayında bu yüzlere, binlere çıkıyor. Çarpan etkisi diyoruz. Tabii, çarpan hocam. Etkisi var. Çarpan etkisi. O yüzden bu pazarı kaçırmamak lazım. Evet. Ramazan ayı öyle bir pazardır. Hmm. Nasıl bir pazar? Size çok çok
kar getiren bir pazar. Kampanyası var hocam. Yok şimdi semt pazarları diyoruz ya, semt pazarları. Bazı pazarlarda müşteri azdır, çok kazanamazsınız. Ama bazı pazarlar var ki orada sergi açsanız, uzağına da açsanız kazanırsınız. Dolayısıyla Ramazan ayı çok müşterisi olan bir pazar, çok satışı olan bir pazar, çok kazancı olan bir pazar. Mahrum kalmamak lazım. Mahrum kalmamak lazım. İkincisi terbiye. Ramazan bir terbiye ayıdır. Hem nefsi ailemizi terbiye ediyor, kendimizi terbiye ediyor. Bizdeki aşırılıkları aşırılıkları alıyor. Yani bir rektefiye ediyor, bizi servise alıyor, bizi servis, hani arabayı servise götürüyorsunuz. Birçok şeyini düzeltiyorlar. Evet. Ramazan da öyle bir düzeltme ayı. Üçüncüsü Ramazan tilavet ayı. Kur'an ayı, madem ki Kur'an ayıdır, tilavet ayı. Sürekli Kur'an dinlenen, okunan mukabele ile, değil mi? Kendinizin okuyacağı hatim ile sürekli, ama sürekli. Yani günde yarım saat değil, belki bir saat, iki saat, üç saat. Belki bir hatim değil, iki hatim, üç hatim. Belki bir mukabele değil, iki mukabele, üç mukabele. Belki tek başına değil. Yani ama sürekli Kur'an'la bir haşır neşir olmak. Yani böyle bu Ramazan ayı geçti, ben Kur'an'dan bir şey okumadım diyorsanız, işte o hadis-i şerifte geçtiği şekliyle burnu sürtülsün diyor ya, Ramazan gelip geçtiği halde kendini affettirmeyen kişi. Dolayısıyla Kur'an'la mutlaka Ramazan ayındaki yakınlığımız artmalı. Diğeri ne? Tevbe. Tevbe etmek. Ya zaten Ramazan ayı en başta belki söylememiz gereken tevbe ayıdır. Çünkü ne dedi? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluşsa, demek ki nasıl kurtulacağız? Tevbeyle kurtulacağız. Ramazan ayında sürekli işte Allahümme inneki afuvun tuhibbul afu ve'afu anni ve'afu anna diye. Ya Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. İşte beni affeyle, bizi affeyle. Sürekli af dilemek. Tabii sürekli. Zaten Peygamber Efendimiz de Ayşe validemize bunu tavsiye etmedi mi? Ya Rabbi, şey ya Resulullah, Kadir gecesinde ne okuyayım dedi. Bu duayı yap. Sürekli her bir geceyi Kadir gecesi gibi bilip Rabbimizden af dilemek. Ya Rabbi işte sen beni şu Ramazan ayına eriştirdin. Bizi bu Ramazan ayına kavuşturdun. Lütfeyledin bu ayı. Bu fırsatı, bu pazarı bize nasip ettin. Ya Rabbi bu ayda bizi affettiğin kullarınla beraber affeyle. Artık neyi seviyorsan onun hatırına affeyle. Senin için kıymetli ne varsa veya bana ne nasip ettiysen, neyin var ise sevdiğin, onun hatırına affeyle. İşte Habibin, Resulünün hatırına affeyle. Sevdiğin kulların, peygamberleri, evliyan, değil mi? Asfiyan, Süleyhan, Şühedan hatırına affeyle bizi. Ya onların üzerinden de hocam bu mesela dua yani artık nasıl söyleyeceksek, evet, nasıl ifade edeceksek. İçimizden geldiği. Yani kendimizi ne yapalım? Kendimizi işte secdelerde, efendim namazlarda, Kur'an okuduktan sonra böyle işte zorlayarak, ya yani o kapıyı zorlayarak. Şimdi Mevlana hani Hazretleri yine bu örnekleri çok veriyor, kapı meselesini çok veriyor. Yani bir kapı size açılmıyorsa, sen de mutlaka oraya girmek zorundaysan, öyle yani hissediyorsan, kapıyı zorlarsın kardeşim. Aç diye aç, aç, evet, aç bu kapıyı, aç, vurursun, defalarca vurursun. Yani dersin ki şimdi belki gelmiyor ama biraz daha zorlarsan belki gelecek. Gelecek. En azından gelip diyecek ki ne çalıyorsun kardeşim diyecek. Yani bu işin esprisi ama. Fakat yani gelecek. Ben zorlarsam bu kapıyı gelecek. Açacak yani. Şimdi affedilmiş bir şekilde Allah-u Teala'nın huzuruna varmak. Zaten derdimiz bu değil mi? İşte hacdan gelen kimse diyor annesinden doğduğu gibi, günkü gibi tertemiz gelir. Yani derdimiz bu. Namaz kılıyoruz, diyoruz ki ya Rabbi işte bizi affeyle. Şimdi yarın mahşer gününde affedilmiş bir kul olarak orada bulunmak, Allah'ın huzurunda bulunmak, günahları silinmiş bir kul olarak orada bulunmak, herkesin toplandığı o anda, herkesin bütün yaptıklarının meydana döküldüğü, serildiği, herkese gösterildiği bir yerde günahların bir bakmışsın silinmiş. Yani. Bir baksana tertemiz. Allah Allah, bunu ne? Yani. Ben şunu yapmıştım ama bu yok şu anda. Silinmiş. Nasıl silinmiş? Ramazan'da işte tevbe etmişiz. Ya birbirimize yaptığımız hataları da Ramazan'da affedeceğiz, affettireceğiz. Yani işte eşimize karşı, ailemizde, değil mi? Bir yanlış yaptık. Ya tamam, ben hatalıydım. Bunu anladım.
özür diliyorum, bundan sonra şöyle olmayacak, böyle olmayacak gibi birbirimize karşı da af dileme ayı. Hı. Zaten Allah seni affetmişse insanlara da affettirir inşallah, öyle bir şey var. Dolayısıyla Ramazan'daki bu tevbe fırsatını, tevbelerin kabulü, yani Allah-u Teala'nın tevbeleri affeden ismine tutunarak bu Ramazan'ı iyi değerlendirmek. Ve diğer T harfi de tasadduk. Tasadduk, yani bunun içerisinde zekatı da infak, sadaka ve hepsi içinde. Normal zamanlarda verilen bir sadaka Ramazan ayında verilirse, dedik ya, belki 100 kat, 700 kat, 70 bin kat daha fazla sevabı var. Evet. O yüzden Ramazan ayında eğer bir hayır yapacaksak Ramazan ayında çok çok daha fazla yapmamız veya zekatı Ramazan ayında yani bizde de bir çarpan etkisi olması lazım hocam. Tabii. Cömertlikte de çarpan etkisi olması lazım. Yani Ramazan ayında belki de sadakasız bir gün geçirmemek. Niçin? Evet. Ailedeki geçimimiz güzel olsun, toplumumuzdaki huzurumuz güzel olsun, ümmetin hali daha iyi olsun gibi. Yani o sadakayı sürekli artırmak ve sadaka odaklı bir gün geçirmek, sadaka odaklı bir hayata alışmak artık. Yani kardeşim, bundan sonra ben sadakasız bir gün geçirmeyeceğim. Hmm. Ben sadaka vermediğim, sadaka işte artık güzel söz de sadakadır diyor ya. Yani bir şekilde sadaka, sadakasız bir günüm olmayacak gibi bir alışkanlığa kendini. Eksikliğini hissedeceğiz. Bunun öyle bir disipline alışmak. Evet. Ramazan ayı. Ramazan ayı bu. Ramazan. Çünkü fitre sadakası diyoruz. Hatta Ramazan ayı biraz da fitre sadakası ayıdır. Yani bir yerde. İşte değil mi? Ramazan ayı bize sürekli bunu da söylüyor yani. Hem Kur'an oku diyor bize, tevbe et diyor. İşte nefsini frenle diyor. Sabrı öğren diyor. Tahammül et diyor. Bir yerde de şu sadakayı da bir zahmet artık, yani zekatla, infakla ver diyor ki cömertliği alıştırıyor bizi. Ne diyelim, Ramazan 11 ayın sultanı, inşallah bize bunları kazandırır. İnşallah. Biz bunları alırız. Getirir. Yani. Allah razı olsun. Hocam, dördüncü bölümümüz aile haberleri. Ramazan ayı ve aile olarak konumuz devam ediyor. Hocam bakalım, bu haftaki konumuz, haberimiz Trabzon'dan gelen bir haber. Bir üniversite öğrencimiz var hocam. İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci Ömer Mürsel. Kafe ve restoranlardan topladığı atık gazoz kapaklarından buzdolabı kapak süsleri ve magnetler yapıyor. Bunları internet üzerinden satıyor. 25 öğrenciye burs veriyor şu an. Bunların kârıyla. Boş vakitlerini de değerlendirmeye çalışıyor. Üniversite 250 lira değil mi? Her bir öğrenciye 250 lira burs veriyor. Evet. Bunu veren kim? Gene bir öğrenci. Öğrenci. Gene bir öğrenci. Nasıl veriyor? Magnetler yaparak veriyor hocam. Şimdi bu haber yapmayalım mı? Yani bu haber vermeyelim mi? Bu haber üzerinde durmayalım mı? Yani kesinlikle. Aileden haberler derken işte bir ailenin bir ferdi, bir ailenin yetiştirdiği bir evlat. Yani boş vakitlerini değerlendirerek bunu yapıyor. Şimdi, 25 kişiye de burs veriyor. Şimdi bakın, Ramazan ayıyla sadaka dedik değil mi? Ya evet. Ne vereceğiz, ne yapacağız? Yani bir, şimdi sen istersen yapabileceğin şey çokmuş yani. Yani İstersek. Atık gazoz kapaklarından yapıyor bunu. Gazoz kapaklarını süslüyor. Evet. O kapaklara bir takım resimler işliyor. Evet. Bir kabartma yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bunu internete sergiliyor ve götürüyor bir takım sergilerde satıyor. 3 kuruş, 5 kuruş. Ama bunlar toplanıyor. Neye dönüşüyor? Bursa dönüşüyor. 25 öğrenciye 250'şer lira burs verecek duruma geliyor. Çarpalım. 25 öğrenci, 250 ile 25'i çarpalım. Yani 5000, 5000'i geçiyor değil mi? 5000 üzerinde hocam, çünkü 20 tanesi 5000 yapıyor. 6250 lira yapıyor. 6250 yapıyor. 6250 evet. Lira. Yani 6 milyar eski parayla 6 milyar para dağıtıyor. Şimdi şöyle de demiyor ya, ben zaten bir öğrenciyim. Bana para bende kalsın. Bana ne, başka öğrencilerden, onların da bir yakınları, şunları. Zaten sloganı yardım farkındalık etsin. Oluşturmaya çalışıyoruz. İşte farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çevresine de örnek olmak istiyor bu haliyle ki onlar da yapabilir, onlar da yapabilsin. Evet. Yani bu tür haberleri bizim elimizden mazeretleri de alıyor aslında. Evet. Yani yok şuyum yoktu, böyleydi, şöyleydi gibi ya, neler var işte bakın. Tamam, belki buradaki taktik senin aklına gelmemiş olabilir. Yani buradaki fikir al sana fikir mesela. Evet. Yani şöyle, çevrende çok daha farklı şeyler bulabilirsin ki yapanlar çok. Yemek yapıp satanlar var, örgü yapıp satanlar var değil mi? Bir şekilde yani
Tamam, belki istediğiniz paraya istediğiniz gibi ulaşamayabilirsiniz ama hayır yolları sınırsız yani. Hayır yolları sınırsız ki bunu bir öğrenci yapıyor. Bir öğrenci yapıyor, arkadaşlarına burs veriyor. İnanın yani şu haberden hiç çıkasım gelmiyor. Yani şöyle haberlerden hiç çıkasım gelmiyor. Müthiş bir örnek. Evet. Yani burada da bir çapın etkisi var hocam. Bir öğrenci 25 öğrenci olmuş. Bir öğrenci tabii 25 öğrenci işini gören bir öğrenci olmuş. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. 5. bölüm tavsiye kitap. Hocam bu hafta tavsiyesini bulunacağımız kitap Nefis Terbiyesi. Doçent Doktor Şadi Eren'in kaleminden çıkmış bir kalem. Kısa bir ön tanıtım var. Nefis içimizde şeytanın temsilcisi, onun yerli işbirlikçisi. Eğer terbiye edilmezse onun bir öğrencisi. Günümüzde nefisler alabildiğine hür, alabildiğine serbest. Dinin günah kabul ettiği nice hareket günlük hayatın adeta birer parçası oluvermiş. Vitrinler nefse hitap ediyor. Sokaklar nefse sesleniyor. Günümüz insanı nefsi tanımıyor. Günümüz insanı nefis terbiyesinden habersiz. Günümüz insanı nefsin kulu, kölesi olmuş diyor. Evet, Doçent Doktor Şadi Eren Nefis Terbiyesi kitabı tavsiye ediyoruz. Yani nefis terbiyesiyle ilgili tabii ki yazılmış çok eser var. O da onlardan bir tanesi. Ramazan ayı dedik ya, terbiye ayı, nefsimizi işte o aşırılıklarından, yani cimriliğinden, bencilliğinden, korkaklığından, işte duyarsızlığından, değil mi, ilgisiz, alakasızlığından kurtarmaya yönelik bir ay. Ramazan ayı. İşte bu hem oruçla sağlanıyor, hem Kur'an'la sağlanıyor, hem sadakayla sağlanıyor, hem duayla, zikirle, tevbeyle vesaire bunlarla sağlanıyor. Bu diğer aylara da tabii sarkması lazım. Şimdi burada bir takım tarifler de yapmış tanıtımında. İçimizde şeytanın yerli işbirlikçisi diyor. Hani bu siyasette de kullanılan bir yerli işbirlikçi. Bir terim, evet. Yani şeytana sürekli kulak veren, hani şeytanın vesvesesine kulak veren içimizdeki ne? O nefsi emmare. Yani evet, o hocam. Heva ve hevesimiz şeytana sürekli kulak veriyor. İşbirlikçisi. İşbirlikçi gibi tabii. Ve günümüzde nefisler alabildiğine hür, alabildiğine serbest. Maalesef dedik ya, modern dünya ne dünyası? Bir zevk dünyası. Bencillik dünyası, egoların dünyası. Modern dünyaya kendini kaptıran bir kimse nefsinin kulu kölesi oluyor. Artık tutkularının esiri oluyor. Maalesef. Bir şöhret perest oluyor. Yani günümüzde eğer kendini böyle modernizme tam kaptıran, sürekli beğenilmek isteyen, değil mi? Sürekli beğenilmek isteyen, sürekli kendisinden söz edilmesini isteyen, sürekli herkesin kendisine hizmet etmesini arzulayan ve sadece kendisini düşünen, yani sadece kendi rahatını, kendi lezzetlerini, kendi geleceğini, kendi güvenliğini düşünen bireyler yetiştiriyor şu anki modern dünya. İşte dinin günah kabul ettiği nice hareket günlük hayatın adeta birer parçası olmuş. Vitrinler nefse hitap ediyor, sokaklar nefse sesleniyor, günümüz insan nefsi tanımıyor. Nefsi tanımıyor, nefis terbiyesini bilmiyor, nefsin kulu kölesi, nefsinin tehlikelerini de bilmiyor. O yüzden mesela İmam Gazali'nin işte Kalplerin Keşfi olabilir veya Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitapları olabilir. Yani bizim o nefsimizi bize tanıtacak, değil mi? Kimdir bu içimizdeki o düşman? O nefsi emmare kimdir? Allah-u Teala'nın işte ayet-i kerimelerde kim nefsinin cimriliklerinden korunmuşsa işte onlar kurtulmuşlardır dediği o nefis nedir? Veya kim nefsini terbiye ederse, tezkiye ederse, hilelerden, desiselerden onu korursa onlar kurtulmuştur dediği o nefis nedir? Veya innen nefsele emmâretun bisû'i illâ mâ rahime rabbi dediği, yani muhakkak ki kötülüğü emreder dediği nefis nedir? Bunu tanımak lazım ki yani o nefsimize aldanmayalım. O nefsimizin kulu kölesi olmayalım. Nefis terbiyesi bu açıdan güzel olmuş. Okunmasını tavsiye ediyoruz. Hocam programımızın sonuna doğru gelmek üzereyiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Aile ve Ramazan dedik. Ramazan aileye çok şey katıyor. İlk başta hani söyledik.
tekrar söylemeyelim ama Ramazan ayında ailemiz bir şeyler alsın. Ramazan'dan sonra bir farklılık olsun. Ha, bu Ramazan bize şunu kattı diyebilelim. Ya Ramazan'dan sonra. Ya bunu diyebilelim. Yani hayatımızda bir şeylerin değişmesi gerekiyor değil mi hocam? Eski gibi olmamak lazım. Eskiden daha öfkeliydik. Daha işte şu anda daha sakiniz. Ramazan'dan sonra tabii eskiden olacak. Çok kavga ederdi, tartışırdı. Şu an biraz daha iyiyiz yani. Hatta peki çevremizdekiler de ya Ramazan'dan sonra çok değişti. Dedirtme. Yani birileri desin demesin, o ayrı bir şey. Ama biz kendimize bunu diyelim. Ya elhamdülillah Ramazan'dan iyi çıktık yani. Ramazan'dan iyi çıktık. Yani çok karlı çıktık. Evet. Pazardan bayağı bir karla çıktık. Ailece karla çıktık. Beraber Kur'an okuduk, dinledik. Sen gittin, ben gittim. Yani veya çocuklarımızla oruç tuttuk filan. Bu Ramazan'dan karla çıktık. Ol alışveriş oldu. Yani çok karla çıktık. Yani öyle bir inşallah. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin Ramazan ayını tekrar tebrik ediyorum. Ramazan'dan sonra tekrar inşallah buluşmak dileğiyle diyelim. Allah razı olsun. İstifade ettik. Kıymetli izleyiciler, Saadet İdare'nin programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.